Evet, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı sponsorlarımızın katkısı, sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hadi uyuyun uyuyabiliyorsanız denilen geceler var ya, işte onlardan biri. Normalde biz stresten uyuyamazdık ama şimdi mutluluktan uyuyamıyoruz. Varsın mutluluktan uyuyamayalım sıkıntı. Bu arada Feneryum'da tişörtlerde çok ciddi indirim var. Ben 300-400'e tişörtler aldım ama yani bayağı ciddi indirime girmiş, almak isterseniz. Fenerbahçe Demir Grup Sivas Spor'u 1-0 yendi. Sadece Sivas Spor mu yendi? Hayır. Hem Demir'i hem grubu diye gitmek vardı ama başka şeyler söyleyeceğim. Şimdi futbolcularımızın bazı konuşmaları var ve teknik direktörümüz Jesus'un konuşmaları var. Hepsine değinelim. İlk olarak Serdar Aziz galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz diyor. Zor bir karşılaşmaydı. Sivas ligimizin iyi takımlarından, bu sene sıralamada istediği yerlerde olmasa da iyi defans yapan takım, ilk yarı istediğimiz oyun çıkmadı. Batshuayi'nin kırmızı kart görünce daha zor oldu. Michy Batshuayi diyor. Kırmızı görünce daha zor oldum. Arkadaşlarımın galibiyeti için kutluyorum. Herkes yorgun olmasına rağmen çok iyi mücadele etti. Taraftarımız da müthişti. Bize harika destek oldular. 10 kişi kaldık ama onların destekleriyle 11 kişi gibi oynadık. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Yıllar önce Fenerbahçe bir maçta 10 kişi kaldı. Ben bu örneği çok veririm. Fenerbahçe gitti o maçı çevirdi ve kazandı. Maç sonrasında Fenerbahçe'li futbolculardan biri dedi ki biz dedi %110'la oynadık dedi. Yani herkes %10 fazla oynadı dedi. Bu sayede dedi o bir kişinin eksikliğini kapattık dedi. Hakikaten Fenerbahçe futbolcuları %110'la oynadı. Bence şike var. Bence maç tekrar edilmesi lazım. Şimdi bunu başlığa koyduğum zaman bana kızıyorlar ama bence Fenerbahçe futbolcuları dopingli oynadı. 10 kişi kalınca futbolcular hakemin kararından dolayı dopingli gibi oynadı. Bence maç iptal edilmesi lazım ki malum camia her şeyin iptaline doğru gidiyor ya. Açıklıyoruz. Dopingli mi oynadılar? Maç iptal mi? İşte cevabı. Serdar Aziz diyor ki biz işimizi yapıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de sadece işimi yapmaya çalışıyorum. İşime odaklıyım. Sahada en iyi mücadelemi vermeye çalışıyorum. Bu futbol bazen oluyor bazen olmuyor ama ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sadece ben değil. Tüm arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Hem takım hem de taraftarı yürekten kutluyorum. Öncelikle Türk Medeni Kanunu'nun yapan arkadaşlara buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda yani medeni kanunu uygulayan hakimlere, savcılara da teşekkürler sunuyorum. Niye? Kadın erkek evlendiği zaman biliyorsunuz eşya kullanımı ortak oluyor. Serdar Aziz biliyorsunuz Fenerbahçe'nin eşi Galatasaray'daydı ve Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ücretsiz şekilde geldi. Bu birliktelik, bu ortak kullanımdan dolayı da teşekkürlerimi sunuyoruz Galatasaray'a böyle bir hediye verdikleri için. İrfan Can Kahveci arkadaşlarım mücadelelerinden dolayı kutluyorum bu arada, maçın gizli kahramanlarından, ha bilginiz olsun. Lösemi haftasındayız. Her hafta seremoniye lösemili kardeşlerimizle birlikte çıkıyoruz. Bir Galatasaraylı yorumcu bayan bunu eleştirmişti. Fenerbahçe tablette çıkıyor diye cevabını almıştır. Her zaman onların yanında ve destek olduğumuzu açıklamak istiyorum. Maçta çok iyi mücadele ettik. 10 kişi kalmamıza rağmen rakibe net pozisyonlar vermedik. Aksine pozisyonlara girdik. Belki de 2-0 yapabilirdik. Arkadaşlarım mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Yoğun bir fikstürden çıkıyoruz. Ara bize iyi gelecek diye düşünüyorum. Giresun maçında taraftarımızın önünde kazanmayı istiyoruz. Her zaman olduğu gibi inşallah galibiyetle araya gireriz. Aradan sonra hocanın antrenmanlarında dört gözle bekliyoruz diyor gülerek. Çünkü biraz antrenmanlara ara vermek futbolculara da iyi gelecek. Enner Valencia. Balici diyordunuz. Tinerci diyordunuz. Düğünlerinize çağırmıyordunuz. Yo, pardon, karıştı arkadaşlar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Bu maçı kazanmanın kolay olmayacağını biliyorduk. Şimdi düşündüğümüz gibi de oldu. Özellikle bir kişi eksik kaldıktan sonra işler bizim için daha da zor oldu. Biz kalitemizi biliyorduk. Bu maçtan 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk. Ligin en zirvesinde devam edebilmek için bu şekilde oldu. Şu anda benim aklımda sadece Fenerbahçe ile Dünya Kupası arası öncesi oynayacağımız son maçı da kazanmak var. O maçtan sonra Dünya Kupası'nı düşünmeye başlayacağım diyor. Ve milli takım olarak hepimizin aklı Dünya Kupası'nda olacak. Hollanda basında yani kendisine dikkat edilmesi yönünde haberlerin yapılması ile ilgili de Hollanda ile oynayacağımız maç ve Hollanda basında çıkan haberler de benim için mutluluk verici. Tabii ki ama belirtmiş olduğum gibi şu anda kafamda oynayacağımız lig maçı var. Ondan sonra Dünya Kupası'nı düşüneceğiz. Arkadaşlar muhtemelen hepinizin dikkatinden kaçtı. Bu manyak var ya. Bu manyak. Bu kırık var ya.
maçta büyük bir şeye imza attı. Bak hepinizin dikkatinden kaçmıştır. Adım gibi eminim. Birçok yani bakalım kimler dikkatliydi. Şimdi bir pozisyon oldu. İkinci yarının başında Sivasspor kalecisi Ali Vural Şaşalı işte maddeler falan atıldı etti. Hakem de dedi ki ulan dedi sen temiz bir çocuğa benziyorsun. Gel dedi şunları bir sakinleştir hani maddeler atıldı taraftarı sakinleştir diye. Bu manyak var ya gidiyor taraftarı alkışlıyor. Ortalık iyice karıştı. Taraftar daha da tahrik oldu daha da madde atmaya başladı. Allah aşkına bunu internette falan bulursanız var ya bir izleyin. Bunu çağırıyor gel diyor. Taraftarı sakinleştir. Bu da gidiyor taraftarı alkışlıyor böyle. Aferin diyor çok iyi yapıyorsunuz falan. İnanılmaz bir şey ya. Ya bizim böyle manyaklara ihtiyacımız var ya. Gerçekten bizim böyle manyaklara ihtiyacımız var. Valencia bir git ya Allah aşkına. Şimdi teknik direktörümüz Jorge Jesus'un da açıklamaları var. Saha içerisinde en iyi mücadeleyi sergiledik diye onu da konuşayım. Şimdi ligde Sivasspor engelli Fenerbahçe Valencia'nın golüyle açtı. Bitti mi bitmedi. Teknik direktörümüz Jesus maçın sonrasında konuşmalar yapıyor. Ve taraftarımıza da teşekkürlerini sunuyor. İşte Jesus'un açıklamaları. Oyuncularımız bir kez daha tebrik ediyorum oyuncularımızı. Taktiksel disiplinimiz çok kuvvetliydi. Taraftarımızı da tebrik ediyorum. Oyuncularımıza özgüven aşıladılar. Sevgi gösterilerinde bulundular. Maçtan önce de öngördüğüm gibi zor bir maç oldu. İlk yarıda iyi olan taraf bizdik. İki tane pozisyona girdik. Rakibimizin de girmiş olduğu bir pozisyon vardı. İkinci yarıda Batshuayi'nin de atılmasıyla takımın sakin kalmayı ve taktiksel dengeyi korumayı becerdi. Ve yine gol atmak için pozisyon arayışında olduk. Penaltıdan gelen golden sonra da sonucu korumak için savunduk. Saha içerisinde en iyi mücadeleyi sergiledik. Zor ama hak edilmiş bir galibiyetti. Rakibimiz de özellikle ilk yarıda oyunun ritmini durdurmak için çok fazla faul yaptı. Ama bu bizim alışık olduğumuz bir durum diye konuştu. Yani net açıklaması var. 21 dakika mı ne top oynanmış. Bundan çok isyankar. Yine devamı var arkadaşlar. Bak burada taktiksel disiplinden bahsediyor. Taraftarı tebrik ediyor. Oyunculara özgüven aşılamadan bahsediyor. Sevgi gösterilerinden. Hani maçtan önce de öngördüğüm gibi zor bir maç oldu diyor. Hani ilk yarıda iyi olan taraf bizdik. İki tane pozisyona girdik. Yani rakip bir pozisyona girdi. Batshuayi atıldı. Takım sakin kaldı. Taktiksel dengeyi korudu. Golü attık. Skoru koruduk. Savunduk. Saha içerisinde iyi bir mücadele sergiledik. Hak edilmiş galibiyet diyor. Yani rakibimiz de özellikle ilk yarıda oyunun ritmini durdurmak için çok fazla faul yaptı. Ama bu bizim alışık olduğumuz durum. Biz bunu artık çözüm bulduk diyor. Sivasspor'la daha önce oynadığımız 6 karşılaşmada istatistiğine bakıldığında ortaya çıkan tabloyu değerlendirmesi istenilmiş. O da diyor ki bizim için 3 puanı ifade ediyor ve aynı zamanda liderlik pozisyonunu korumak anlamına geliyor. Daha fazlası değil. Hani henüz ligde önümüzde çok fazla maç var ve henüz hiçbir şey kazanmadık. Lider olduğumuz için şu an bizim için ligde oynayacağımız her maç final maçı ve her maça bu şekilde bakıyoruz. Fazlası değil. Bizim için önemli olan 3 puan. Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Sivasspor da olsa veya rakibimiz Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Adana gibi takımlar olsa rakiplerimiz. Biz her maç 3 puan gözüyle bakıyoruz. Tabii ki rakiplerimize saygı duyuyoruz ama bizim için önemli olan 3 puanı almak diyor. Şimdi bakın çok tuhaf değil mi? Sivasspor'lu Diyas Saba'nın bir sözü var. Diyor ki normalde rakibin gördüğü kırmızı kart sonrası işlerin daha kolay olması gerekirken işler daha da zorlaştı diyor. Haksız mı? Aynı zamanda Fenerbahçe Dünya Kupası arasında lider girmeyi garantiledi 45 gün boyunca. Haksız mı? Buyurun arkadaşlar siz söyleyin. Yani Ersun Yanal döneminde Fenerbahçe böyle dolu dizgin giderken bir Sivas deplasmanında mahvettilerdi Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe yenilmişti. Ama şu an bir şey söyleyeyim. Ersun Yanal sezondan belki de daha erken şampiyonluk gelecek. Hiç kimse bilemez. Yani hiç kimse bilemez. 48. dakika. Fenerbahçe kırmızıyı yedi. Ben size bir şey söyleyeyim. O hani çok dalga geçilen hani megafon aldı konuşuldu denen Ali Koç var ya. İşte 48. dakikada Ali Koç Fenerbahçe'sinde durum buydu. Sonuç.
Sonuç şu arkadaşlar. Fenerbahçe maşallahı var, iyi gidiyor. Rakipler bir şeyleri hazmedemiyor. Hazmedemedikleri için kuduruyorlar. Kudurdukları için de durum bu. Batshuayi kırmızı kart görmüş. Bana göre ağır bir karar. Birçoğunuza göre de ağır karardır. Ama teknik direktör Batshuayi'ye kızıyor. Diyor ki niye tahrike geldin? Niye tahrik edildin? Yani niye tahrik edildin? Niye o şeye geldin diyor. Düşünün bak. Batshuayi'de hani siz ben olsam deriz ki ya bir şey yapmadım ki falan dersin. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Fenerbahçe iyi yolda. Fenerbahçe güzel gidiyor. Bak Fenerbahçe iyi yolda. Fenerbahçe güzel gidiyor. Ve Fenerbahçe'nin güzel gittiği noktada taraftarında güzelliğini bekliyoruz. Fazla lafı uzatmayacağım arkadaşlar. Maç tekrarı bekleyen arkadaşlara bir 30 santimlik şok Valencia'dan şey pardon 30 santimlik diyorum. Ceza sahasının içine girerken tam bir 30 santimlik bir orada bir şey oldu ya. Pozisyon sürdü. 30 santimlik Alioski'den şok. Maç tekrarı bekleyenlere. Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor. Jesus'un sözlerine katılıyorum. Ben Jesus'u tebrik ediyorum. Bize hakem konuşturmamayı öğrettiği için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe iyi yolda. Ha kıskanırsınız kıskanmazsınız bilmiyorum. Ama şöyle bir görsel sunacağım. İlk görselim bu. Gördüğünüz üzere 10 kişiyle de kazanırlarsa feci kudururum diyorlar. Bir şey yap rıza diyorlar. Ahuların rızayı söylemeye başladılar. Bitti mi görselimiz? Bitmedi. Derdi futbol olan, derdi amacı futbol oynamak olan Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz arkadaşlar. 12 maç, 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Puan ortalaması arşa çıkmış. Puan arşa çıkmış. İkinci sıradakiyle fark arşa çıkmış. Hani 3'ü 4'ü 5'i salan saymıyorum yani. Ve bir sonraki maç yani cumartesi günü Fenerbahçe maçından sonra Başakşehir Galatasaray maçı var. Fenerbahçe'nin kazandığını sayalım inşallah 32 puan. Başakşehir kazansa 32, 27, 24. Galatasaray'a 8 puan takmış olacaksın. Berabere bitse her iki takıma da hani kazanmış olman halinde 7'şer puan takmış olacaksın. Hani müthiş, dehşetül vahşet bir puan tablosu. Hani Adana Demir'i saymıyorum zaten o orada çok durmayacak ama bir bu. Bir de aklıma gelmişken sır kapısı müziği eşliğinde hani Fenerbahçe maçı daha önemli Avrupa'dan hani Türkiye'nin puan ortalamasından daha önemli biz o maça konsantre olacağız bu maça çoluk çocukla çıkacağız diyen Sivas Spor'unda ligdeki durumu bu. Şu ana kadar hiçbir maçta varlık gösteremeyen özellikle Beşiktaş maçında hani sanki yenilmeye gelmişçesine top oynayan Sivas Spor'u da eli boş göndermek Fenerbahçe'ye yakışır. İster kural hatası deyin, ister maç hatası deyin, ister doping deyin, ister başka bir şey deyin. İster kudurun, ister delirin, ister fıttırın. Ama ortada şöyle bir durum var. Fenerbahçe oynuyor be. Yani oynamanın ne şeklini oynuyor? Bir bakın arkadaşlar, size bir görsel göstereceğim. Şiir gibi bir şey değil mi şu? Bir bakın ya. Sivas duran top kullanıyor. Allah aşkına ya. Ya ömrünüzde şöyle bir diziliş gördünüz mü? Gözünüzü yiyeyim ya. Gözünüzü seveyim. Allah aşkına şöyle bir diziliş gördünüz mü ya? Ben başta montaj zannettim. Şop zannettim. Arkadaşlar şop mop değil ya. Montaj falan değil ya. Ya montaj falan değil arkadaşlar. Şop zannettim değil ya. Ya şunun neyini inkar edebiliyorsunuz ya? Şunun neyini inkar edebiliyorsunuz? Allah aşkına neyini inkar edebiliyorsunuz? Konuşamayacağınız bir durum var ortada ya. Konuşamayacağınız bir durum var. Şunun neyini inkar edebiliyorsunuz? Ve bu ortamda bu Fenerbahçe kıskanılıyor. Vallahi rakiplerine ilgili bir şey söyleyeyim mi? İster gülün, ister eğlenin, ister dalga geçin rakipler. Ama siz hatayı yani siz hatayı gidip hakemlerde, zeminde, şurada burada falan şey yapın. Anlatabiliyor muyum? Siz onları da arayın. Biz ise futbolumuzda gidelim. Yani Jesus 10 kişi kalmış hakeme saydırmıyor. Ağlamıyor. Kendi futbolcusuna kafasını kullansaydı diyor. Yani 10 kişiyle nasıl 3 puan alır? Aha böyle alınır. Ya şu anda Avrupa'da yarışan rakiplerimiz de en çok maç yapan takımlar arasındayız diyor. Yani ezeli rakiplerimizin 12 maç fazla yaptık diyor Jesus. Bir düşünün ya. Bir düşünün arkadaşlar. Yani umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi istiyoruz. Arkadaşlar
Birkaç kişi sonra şurası 27 bin olacak. Kanalımıza destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.